son olaydakinin de görevden alındığını işte yaklaşık bir hafta önce öğrendik. Onlar da Ankara'daki Milli Eğitim Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na ve siyasi partilere vermiş olduğumuz dilekçe doğrultusunda Milli Eğitim Bakanı iki tane müfettiş göndermişti. Onların söylemiyle duyduk. Tabii şu anda diğer soruşturmalar da devam ediyor. Ümidim odur ki ben şunu algıladım. Buradaki diğer yöneticilerin de eksiği bulunanlar görevden alınacağını düşünüyorum. Bu bizim için en azından Alevilerin de bu ülkede, ben müfettişlere de söylediğim için burada da söyleyeyim, Arnavutköy'de yaşama şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar hep yani böyle şiddetlere karşı üst üste gelince toplumda bir korku hissediyor. Bu da normaldir iklim şartları nedeniyle. Ama yöneticilerimiz halen duyarlı olduğunu düşünüyorum. Öğrenci şu anda biliyorsunuz biz saz kursunu başlattık, sazını aldık. Şu anda saz devam ediyor. Okula da başladı. Belli bir süre ara verdi. Psikolog destekleri alarak kızımız da şu anda burada. Kızımız iyi durumda, morali de iyi. Ama inşallah bir daha bu olay olmaz. Mesela bizim amacımız da bir daha bunlar yaşanmasın, bu toplum ayrışmasın. Farklı okulu istedik ama olmadı. Öğretmenler de farklı okulu tercih etmediler, danışman öğretmenleri. Aynı okulda devam ediyor şu anda. Takip ediyoruz, sürekli ailesiyle görüşüyoruz. Ve ona burslar aldık. Şu anda burs biz de destek veriyoruz. Üniversiteyi bitirene kadar o kız bizim emanetimizde. Onu okutacağız. Sınıfı değişti mi? Sınıfı değişmedi. Aynı sınıfta ama öğretmen gitti. Sürekli de takip ediyoruz. Okul müdüresinden randevu istedik. Onun da eksiği var. Vermedi halen de. Ama biz takip ediyoruz. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Alevi kamuoyu bu konuda çok güçlü Arnavutköy'de. Her ne kadar da olsa biz yöneticiler olarak buradaki diğer kurum başkanları falan hep bizim yanımızda. Böyle bir cesaret edeceklerini daha düşünmüyorum aynı okulda. Bir psikolojik destek falan alıyor mu? Tabii psikolojik destek aldı. Şu anda onu devam ettirmeye de çalışıyoruz. Yani bugünden itibaren, yani o günden bugüne ve okulu bitirene kadar her şeyle ilgileneceğiz. Arnavutköy Cemevi Yönetim Kurulu olarak bu kararı aldık ve benim kızım yok, o manevi kızım zaten. Özellikle Alevi kurum yöneticileri, dedeleri, bunu dedelerimizin Cem'de bunu da işlemesi lazım. Biz bunu işliyoruz. Ya bayram Cem'lerinde olsun veya Muharrem ayında, Hızır aylarında ve yöneticiler sürekli toplumla iç içe olmalı. Bu olaylar bize gelirken birinci olayın sebebiyle geldi. Ve Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor. Bakırköy'de yaşandı, bize ihbarı geldi, teyit edemediğimiz için üzerine gitmedik. O da bizim yine üyemizin bir yeğeni. Yani bizim özellikle Alevi kurum yöneticilerinin artık sadece Cemevi yönetmek değil, toplumun böyle sorunlarıyla da ilgilenmek. Çünkü müfettiş sordu. Yani bunu nedir dedim ki, ya hangi Alevi cesaret edip bunun üzerine gidebilir? Biz el atmasak, biz ona destek olmasak. Ve bu gerçek yani, bunu inkar edecek. Ama şimdi bazı kurum yöneticilerimiz bunları ciddiye almıyorlar ama almalılar. Verim de alıyoruz. Bize sadece Aleviler değil, Sünni yurttaşlarımız da çok yardımcı oldu. Her duyan gerçek söylüyorum. Çok ciddi derecede aklı selim olan namuslu insanlar hep karşı çıktı. Yani bilmiyorum ama biraz haddimi aşar mıyım? Biz göstermelik eylem yapıyoruz. Yani göstermelik üzerine gidiyoruz. Yani bizim sorunumuz bizlerde dostlar. Alevilerde, Alevi yöneticilerde. Alevi yöneticiler eğer kendi istikballeri, kendi çocuklarının işi, ihalesi için uğraşırsa bu işler olmaz. Samimi olmalıyız. Arnavutköy'e çağırıyorum bütün Alevi önderlerini. Gelsin bir hafta kalsınlar. Görecekler ne olduklarını. Ben bunu toplantılarda söylediğim zaman bana şiddetle bazı arkadaşlar kızıyor. Kızmayın arkadaşlar. Gelin biz Sibirya'da yaşıyoruz. Siz cennette yaşıyorsunuz. Bunun ne anlama geldiğini açmama gerek yok. Onlar biliyorlar. Yani biz demokrasinin, kültürünün beşiği Avrupa denen yanındayız ama bizim buradaki zaten demokrasi olmadığı için biz bunları yaşıyoruz. Özgürlükler olmadığı için biz bunları yaşıyoruz. Ama şimdi şunu diyebilirler, ya işte bunlar da çok duygusu yok, duygu sömürüsü falan yapmıyoruz. Gelsinler örnek. Herhangi federasyon başkanlarımız falan haber verdik. Ankara'daki toplantıya katıldım. Yani Alevi Dernekler Federasyonu hariç biz onların bileşeni olduğumuz için onlar biraz yardımcı oldu. Diğerler hiç, yani Gani Başkan olsun, Doğan Demir olsun, bütün hepsi bu konuya çok ciddi bakmadılar. Şimdi ayın 17'sinde bildiğim kadarıyla bir toplantı organize ediyorlar. Gidip orada da izah edeceğiz, söyleyeceğiz. Yani söylemeliyiz. Yani dert bizim arkadaşlar. Üyelerden beklemeyelim. Birey, vatandaş bunu ortaya çıkaramaz.
o vatandaşı güçlendirmek zorundayız. Hele bu siyasi iklimde iş çıkaramaz. Çağrım şu, ben Arnavutköy'de ve Türkiye'nin genelinde haddimi aşmadan da söyleyeyim. Böyle bir olay İstanbul'un neresinde yaşanırsa yaşansın bizi arasınlar. Biz onlara oradaki kurumlar yanımıza alarak gider, ön ayak olur. Çünkü biz bu konuda yola yürüye yürüye usta olduk. Hani derler ya, duvarcı nasıl olur, duvarcı duvarı yapa yapa gider. Biz bu konuda bayağı da yol aldık. Ciddi anlamda da bürokrasi de bizim yanımızda. Bürokrasinin içinde çürük elmalar var. Onları da ayırtlatmak için şimdi uğraşıyoruz. Ama Aleviler herhangi bir okulda, herhangi bir yerde, şimdi hele Arnavutköy'de şimdi anons edeceğiz. Bütün toplantılarımızda söylüyoruz. Bir çocuğumuzun başına gelebilir, akrabı sormayabilir, duyabilir. Bize hemen haber versin. Olaya müdahale ederek çözüyoruz. Çözdük de buradaki iki tane insan, biri mahkemesi devam ediyor, diğerini mahkemeye vermedik. Ama düşünüyoruz, yani bakacağız, onu da ya mahkemeye vereceğiz ya da bir çözüm bulacağız ona. Yeni görevden alındı. Çünkü gidip ıslak imza alacağız. Yani görevden alındığına dair okuldan almamız lazım. Neden aldı? Biz onun peşindeyiz şu anda. Onu da müdür kaçıyor bizden, müdür hanım. Bir de kadın üstelik. Korkuyor herhalde o da. Çağdaş bir görünümlü ama her çağdaş görünümü de çağdaş saymayalım.